Yarı yıl tatilinde genellikle dinleneceğim. Dinleneceğiz tabii ki de tatil olduğu için. Yarı yıl tatili öğrenciler dinlensinler diye verilen bir ara. Sömestr tatili için öğrencilerin geri sayımı başladı. Babaanneme gideceğim, orada olacağım. Sonra orada ismini bilmediğim bir Almanya'ya gideceğim. genellikle evde kalmayı düşünüyorum çünkü ben hep ev kışıyor. Yani genel olarak ama dinleneceğiz. Öğrenciler bir dönemin yorgunluğunu atacağı 15 günlük tatil sürecine girecek. Sinemaya gidecekler, tiyatroya gidecekler, kültürel etkinlikler yapacaklar, müzeleri gezecekler. Ama her gün iki saatlerini okula ayıracaklar. Yarı yıl tatilinde ben de gezeceğim ama yine de dersleri ihmal etmeyeceğim. Tabii tatili en yararlı şekilde kullanmaları şart. Sadece 2 saat çık. 24 saatin 2 saati kendi eğitimlerinin, 22 saati kendilerinin. Ne yapacaklar o 2 saat içerisinde? Öncelikle her gün bir saat kitap okuyacaklar. Onun dışında sene başından itibaren bugüne kadar işlemiş oldukları ünitelerin şöyle bir genel tekrarını yapacaklar. Oradan kopmayacaklar. E zaten çoğunlukla derslere de çalışacağım. 15 günlük tatil lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için de büyük avantaj. 8. Sınıflar ve 12. Sınıflar hatta 11. Sınıflar onlar için bu ara tatil en iyi genel tekrar dönemleridir. Onlar sınav hazırlık grupları olduğu için. Biraz daha fazla 5-6 saati bulan şekilde çalışmaları gerekiyor. Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz yarı yıl tatiliyle ilgili hem öğrencilere hem de velilere önerilerde bulundu. Veliler şunu bilecekler. Bu çocuklar aileleri için ders çalışmıyor. Her öğrenci sadece kendisi için ders çalışıyor. Aileler çocuklarına bu bilinci verebilmek için ilk önce sorumluluk duygusunu geliştirecekler onların. Evet. Çocuklarına şu an ailelerin en büyük hatalarından bir tanesi çocuklarının yapmaları gereken işi kendileri üstleniyor. Bir tatile gideceğim yani Yalova'ya gideceğim. Uyuyacağım. iki saatte ders çalışacağım. Son hafta da Uludağ'a gideceğim.